Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte General Mobile GM9 Pro'ya sağlamlık testi yapıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda telefonun incelemesini yayınlamıştık. Onu da hemen kartlardan izleyebilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla dolandırmadan testimize başlayalım. İlk testimiz her zaman olduğu gibi çizilme testi, anahtar ve bozuk parayla başlıyoruz. Bozuk para ekrana bir şey yapmayacaktır. Biz genelde sağlamlık testlerimizde çerçevelerden yana sıkıntı çekiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi çiziklerimiz oluştu arkadaşlar. Hemen parmak izi okuyucusunu deneyelim. Evet, burası da kazınıyor. Gördüğünüz gibi çalıştı. Herhangi bir sıkıntımız yok ama çok kolay bir şekilde kazınıyor. Bir de kamerasına bakalım hızlıca. Kamerayı da çizmeyi başaramadık. Çiziyorum yan tarafları bozuk parayla. Bir de anahtarla deneyelim isterseniz. Evet, direkt kazıyabiliyoruz arkadaşlar anahtarla yan tarafı. Yani cebe koyarken aslında biraz dikkat etmekte fayda var. Webtekno Döner'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu tarz darbelerde komple soyuluyor. Çizilme testinden bence bir tık başarısız çıktı arkadaşlar. Şimdi gelin sıradaki testimize hızlıca geçelim. Ekranda şöyle beyaz bir sayfa açalım. Artık o kara leke telefonlarda uzun zamandır oluşmuyor arkadaşlar. Bir de burayı yakalım. Arka taraf eriyor galiba. Bir parmak izi okuyucusunu deneyeyim isterseniz. Hızlıca bakalım çalışıyor mu? Basıyorum. Parmak izi okuyucusu sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sıradaki testimiz suya dayanıklılık testi arkadaşlar. Telefonun herhangi bir iddiası yok bu konuda. Ancak tabii ki de insanoğlu suya düşürebilir telefonunu. O yüzden biz de bir deneyelim hızlıca. Hop. Çıktı. Hatta şöyle bir daha girdi çıktı, hatta bir daha girdi çıktı diyelim şöyle. Evet, ekran gidip gelmeye başladı. Arkadaşlar suya çok ufak girdi çıktı telefon. Arkadaşlar ekran tamamen gitti. Telefon suya girip çıktı ve fişi çekti gördüğünüz gibi. Yani telefonun bir sertifikası yoktu, böyle bir iddiası yoktu. Eğer alırsanız da sizin de oldukça dikkat etmeniz lazım. Buradan da bunu anlamış olduk. O zaman lafı uzatmadan şimdi gelin sıradaki testimize geçelim. Bayağı bütün gücümle abanmama rağmen telefonda çıtırdama bile neredeyse olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursak telefonda ben herhangi bir bükülme göremiyorum arkadaşlar. Bir de gelin şöyle bir üstüne oturalım. Telefonu arka cebinize koydunuz diyelim ve unuttunuz yanlışlıkla böyle bir sert zemine oturuyorsunuz. Oh, şöyle oturduk, bayağı eğilip bükülmeye çalışıyorum. Hatta şöyle zıplayayım mı? Hoppa. Yine gözle görülür herhangi bir bükülme yok. Yani bükülmeye karşı aslında telefonun dayanıklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelin en merak ettiklerinden birine, yani düşürme testine hızlıca geçelim. Arkadaşlar videomuz devam edecek ama öncelikle sizlere Kumpara uygulamasından bahsetmek istiyorum. Kumpara'yı ilk açtığınız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor ve bu ekranda bize çeşitli görevler geliyor arkadaşlar. Mesela varille alışverişi bize benzin kazandırıyormuş. Başka neler var hemen bakalım. Aha bir dakika, 2 GB internet hediye ediyor arkadaşlar. Basit bir görev gibi. Ödülün detayları hemen alt kısmında yer alıyor. Çeşitli marketlerde geçiyormuş. Hızlıca vakit kaybetmeden gidelim. Biraz kek alalım ve 2 GB internetimize de seri şekilde çökelim. Alışverişimizi hızlı şekilde yaptıktan sonra tabii ki de kasada bir fiş alıyoruz arkadaşlar. Hemen ortada bir tane kamera butonu bulunuyor. Ona basıyoruz. Hemen fişimizin fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Gönder düğmesine basıyoruz. 1 GB'lık internetimiz yüklendiğinde bildirimimiz geliyor. Evet arkadaşlar, 1 GB'lık internetimiz geldi. Haftalık toplam 2 GB alabiliyoruz. Arkadaşlar Kumpara'ya hep birlikte baktık. Sizler de açıklama kısmındaki bağlantılardan mobil cihazlarınızı indirebilir ve çeşitli indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ha bir de markette Webtekno'dan selam yazarsanız da seviniriz arkadaşlar diyelim ve hızlıca videoya devam edelim. Bırakıyorum. Cep hizasından sağlam çıktı telefonumuz, açılmıyor. Şimdi bir de gelin isterseniz kulak hizasına geçelim. Yine cam kısmı aşağıya bakacak. Yani cam kısmına düşecek şekilde bırakıyorum. Bıraktım. Enteresan. Yok. Çatlama bile yok. Helal olsun vallahi ya. Bu konuda evet iyi. Önümdeki tırtıklı yüzeye de şöyle cep hizasından, göğüs hizasından şuradan bir yerden bırakacağım. Bakalım bir şey olacak mı merak ediyorum. Bırak. Oh. Evet,
çeviriyorum. Ben veriyorum abi. Helal olsun. Elini uzat. Elini sıkıyorum senin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonda düşmeye karşı herhangi bir şey olmadı. Burada nice koç yiğitleri biz eritmiştik. Ama telefonun başına bu kısımda herhangi bir şey gelmedi. Yani düşmeye gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii düşme açısı da burada önemli ama en azından biz doğaçlama salladık, bir şey olmadı. O yüzden lafı fazla uzatmıyorum artık ve Webtekno usulüne geçiyorum. Arkadaşlar bu sefer Webtekno Mutfak'ta ekibi olarak sizlere GM9 Pro yahnisi yapacağız. Yahni, telefon yahnisi. Evet, şimdi suyumuz kaynıyor bir yandan. Esas işi aslında arkada ablamız yapıyor bize, sağ olsun soğanları, patatesleri doğruyor. Abla gönder avucu. Arkadaşlar şimdi çorbamızın lezzetli olması için soğanlarımızı bütün halde atıyoruz. Bu mutfak niye bu kadar pis? Evet, birinci soğanımızı attık. Soğanımızı yüksek ateşte bir 2-3 dakika pişireceğiz. Bu işleme Snapdragon diyoruz. Mutfak dilinde. Bir tane havuç atalım bakalım. Bir tane havuç atalım. Lezzet katar. Hem de şifa katar. Bravo. Şöyle bir tane dedim şefim ama. Olsun. At. Havuçtan zarar gelmez. Havuç yiyin. Tamam şefim. Kameraman arkadaşım buraya alabilirim. Nasıl yapıyorlar? Biraz saçmaladınız şefim. Bunu ne yapacağız şefim? Bunu da bütün koy. Bütün koyalım. Tamam şefim. Tamam. Bunlar biraz kaynasın. Evet, bunları sokak hayvanlarına, börtü böceğe verelim abi. Şunlar da bizim lezzetimiz olsun. Evet. Nice. Oh. Oğlum bu patlamış. Get out. Ne? Kaç. Bir buçuk saatlik ama, pişiyor arkadaşlar. Ama yahni biraz geç pişer arkadaşlar. Ya bu ne yahniymiş ya? Bir kapat bakalım altını. Bir kapatalım. Vallahi yakıyorduk tencereyi. Güzel pişmiş bu hocam. Evet, arkadan da hafif kabardığını görüyoruz burada. Arka taraf Çağdaş'ın da dediği gibi bir tık açılmış, hatta rengi de atmış. Çizgilerimiz buraya gelmiş, gördüğünüz gibi şurada da ufak bir çizgi var. Şöyle tekrar arkasına bakalım isterseniz. Daha biraz açık. Buruşmuş. O zaman afiyet olsun. Aynen abi. Ne diyelim? Olsun. Evet, gördüğün gibi iç taraflar pembe, diğer taraflar az pişmiş. Az pişmiş. Artık videomuzun da sonuna doğru gelmiş olduk. Ve arkadaşlar hepimize afiyet olsun diyelim. Biz videodan sonra bunu yemeyeceğiz tabii ki de. Denemeyiz yani, değil mi? Aynen, hayır yemek yok. O zaman yavaş yavaş videoyu kapatalım mı? Aynen arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte GM9 Pro'yu yahni yaptık. Son derecede güzel oldu. İçi pembe, dışı pişmiş. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı, kafanıza takılan her şeyi aşağıdan yorum olarak bizlere bırakabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bir tek delay. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şuralarda bir yerde.